İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bugünkü dersimizde Blender Game Engine'de bir 3 top oyunu denemesi yapacağız. Güzel bir örnek. Önceden hazırladığım aynı dosyayı bir çalıştırıp nasıl bir şey yapacağımızı inceleyelim. P'ye bastım ve Blender Game Engine'i çalıştırdım. Biraz daha yakından bakayım. Bu şekilde. 3 tane topumuz var. Bir tanesi mavi, bir tanesi yeşil, bir tane de ana top var. Bu beyaz topun üzerine mouse'la tıkladığım zaman yeşil topun üzerine bir vuruş yapıyor. Eğer diğer topa vurmak istiyorsak, o zaman mavi topun üzerine geliyoruz. Mouse'un sol butonuna tıkladığım zaman renkler, dikkat ettiyseniz, değişti. Daima yeşil topa vurma olayı var. Tekrar yeni bir atış yapıyorum. Bu sefer önce yeşil topa vurdu. Bu aslında çok basitçe bir Python script ile yapılabilen bir örnek. Şimdi bunu incelemeye başlayalım. File New dedim. Yukarıdan Blender Game'e geçtim ve Screencast Keys özelliğini açtım. Öncelikle bu küpü siliyoruz. Onun yerine bir Plane objesi ekliyoruz ve onu büyütüyoruz. Bize 3 tane top lazım olacak. Bir tanesini hemen ekleyelim. UV sfer ekledim. Boyutunu küçültüyorum. Bu şekilde. Bunun ismi, biraz yukarı çıkardım şimdilik. İsmini değiştiriyorum. Bu ana top. Atış yaptığımız top olacak. Adını Main Ball diyorum. Çünkü bu ismi Python script dosyasının içerisinde kullanacağız. Bu topa başvurmak için. Eğer ben P tuşuna basar Blender Game Engine'i çalıştırırsam, her iki obje de şu an default olarak statik olduğu için hiçbir hareket görmedik. Bu topu top seçiliyken sağ tarafta onun fizik kısmında, şurada fizik tipi seçeneğinde statik yerine rigid body'yi seçtim. Ben onu seçer seçmez, biraz önce scale komutuyla bunun boyutunu küçülttüm. Fakat radius şu anda yine de büyük kaldı. Ben bu radius'u bu şekilde küçültebilirim. Biraz daha yakından bakıyorum. Bu gördüğümüz nokta nokta çizgi, bu küre objesinin etki alanı, yani çarpışma alanı. Aynı boyuta getirmemiz lazım. Sağ taraftaki radius'u küçülterek tam aynı büyüklüğe gelmesini sağladım. Şimdi ben bunu tekrar çalıştırırsam, çalıştırdım, aşağıya doğru gömüldü gitti. Çünkü henüz bu küre objesini boyut olarak küçültmemize rağmen Ctrl A'ya basıp Scale için Apply komutunu uygulamamıştık. Onu uyguladım şimdi. Tekrar P'ye basıyorum ve şu anda tam istediğimiz gibi çalıştı. Yandan bakıyoruz. Şu yeşil çizgi alttaki Plane objesinin olduğu yeri gösteriyor. P'ye bastım ve top tam orada. Visual. Sol tarafta Game menüsünde Visual seçeneği var. Onu açıyorum. P'ye bastım ve top tam Plane objesine çarpıp durdu. Burada bir elastisite olayı eklemek için hem Plane objesine hem küre objesine birer materyal tanımlayıp o materyalin fizik kısmından elasticity değerlerini arttırmamız lazım. Önce plane objesini seçtim. Ona bir materyal verdim. Hatta burada bir de biraz bir renk de verdim ona. Bu materyalin aşağıda fizik kısmında elasticity değeri var. Onu 0.9 gibi bir değere getirdim. Aynı şeyi bu yukarıdaki küre objesi için de yapıyorum. Ona da bir materyal tanımladım. Onun da rengi beyaz. Sadece fizik kısmında biraz önce plane objesinde yaptığım gibi elasticity değerini 0.89 gibi bir yere getirdiğim zaman ve tekrar çalıştırırsam Blender Game Engine'i, top artık zıplamaya başladı. Bunu daha önceki derslerimizde de incelemiştik. Şimdi artık topu yukarıda tutmayayım ben. Tam aşağıdaki tablonun üzerinde dursun. Şöyle yakından bakalım. Bir miktar daha aşağı indirmem lazım. Çok önemli değil. Yaklaşık olarak değer vaziyette. P'ye bastığım zaman bu şekilde duruyor. Şimdi bu toptan iki tane daha lazım.
Kolayca yapmak için Shift Double dedim. Y ekseninde ileriye bir yere bir kopyasını koydum. Shift Double dedim. Y ekseninde ileriye bir yere kopyasını koydum. İlk yapacağım iş bunlara isim vermek. Şu ortadaki ikinci koyduğumuz topun ismini Blender. Biraz önceki orijinal topun isminin sonuna .001 koyarak bir isim vermiş. Fakat ben onu daha değişik bir isim vereceğim. Bu diğer iki topun birincisi olduğu için Ball First diyorum. Diğer topa da Ball Second diyorum. Yani en soldaki Main Ball, şu sağ tarafa bakarsanız, ortadaki Ball First ve üçüncü de Ball Second. Ayrıca bunların materyalleri şu anda ortak. Bunları ayırmam lazım. Bunun için her birinin materyal kısmına girdikten sonra materyal isminin hemen yanındaki üzerinde 3 yazan bu butona bastığım zaman bu materyal bu küre objesi için sadece buna özgü bir hale geldi. Ortadaki küre objesini seçtim. Onun materyalinde bakın bu sefer 2 yazıyor. Çünkü bu materyal yani bu materyal .002 isimli materyal şu anda seçili olan ve onun yanındaki küre objeleri için ortak kullanılan bir materyal. Ortak kullanımdan çıkmak için bu sefer de bu iki butonuna bastım. Bu yine buna özgü oldu. Sonucu için artık bir şey yapmama gerek kalmadı. Onun dikkat ederseniz yanında 2, 3 gibi bir sayı yok. Demek ki bu da sadece buna özgü bir materyal haline geldi. Şimdi P'ye basarsam eğer bunlar bu şekilde duruyorlar. İlk yapacağımız iş Python script dosyasını oluşturmaya başlamak. Şimdilik 3D View'da yapmamız gereken hazırlıkları yaptık. Önce aşağıdan Logic Editor'ı açıyoruz. Her zaman yaptığımız şeyler bunlar. Ve yukarıdan da bir pencere daha açıyoruz. Sol taraftakini Python script yazmak için text editor kısmına getirdim. Ve şu anda hiçbir dosya açılı değil. New butonuna bastım. Ve bana bir text dosyası açtı. Onun adını control.py olarak değiştirdim. Ve burada artık yazmaya başlayacağım. İlk yazacağım iş, dikkat ederseniz P'ye basıp Blender Game Engine'i çalıştırdığımda şu Visual'ı kapatayım şimdilik. Gerekirse tekrar açarım. P'ye bastığım zaman mouse'u göremiyoruz. Blender Game Engine ekranında. Onu yapmamız için gereken şey import diyoruz. Import. Rasterizer. Ve rasterizer nokta show mouse parantez içerisinde true diyoruz. Sadece bunu yapmakla mouse görünür hale gelecek. Yalnız bu Python script dosyasının çalışması için bunu bir objeye bağlamamız lazım. Ben bunun için kamerayı seçeceğim. Yani bütün script dosyasını, daha doğrusu bir tane script dosyası yazacağız. Onun çalışmasını bu kameraya bağlamayı düşünüyorum. Bunun için kamerayı seçtim ve aşağıdaki Logic Editor kısmında Always'i seçebilirim. Always'i seçtim. Sağ taraftan da bir Python kontrolörü istedim. Aradaki bağlantıyı kurdum ve bu script dosyasının içerisine de control.py'yi seçtim. Bu şekilde bir programı çalıştırdığımda artık dikkat ederseniz mouse Blender Game Engine ekranında görünür hale geldi. Şimdi ikinci yapacağım iş, yine bu kamera seçiliyken onun için bir Logic Editor'da tanımlama yapacağım. Yapmak istediğim şey şu en soldaki topa bir force, apply force uygulayıp ileri doğru gitmesini sağlayacağım. Fakat bu işi mouse'un sol butonuna tıkladığım zaman olmasını istiyorum. Bunun için ilk yapacağım iş yine bir sensör eklemek. Sensörümüz mouse. Bu da default olarak mouse event left buton olarak geldi. Bunda bir değişiklik yapmayacağım. Tap düğmesine basıyorum. Çünkü mouse'un sol butonuna bastığımda işlemin bir kere yapılmasını
peş peşe tekrarlanmamasını istiyorum. Bunun için tepe bastım. Ve bunu da Python script dosyasına bağladım. Ve bunun ismini de mouse alt çizgi left diyorum. Bu şekilde bir tanımlama yaptıktan sonra yazmaya devam ediyoruz. Import BGE'yi muhakkak yazıyoruz. Çünkü Blender Game Engine Library'sini dahil etmemiz gerekiyor. O her zaman yaptığımız bir şey. Öncelikle bu ekrandaki bu main ball, en soldaki topun, şu en soldaki topun bir obje olarak script dosyasının içerisinde elde edilmesi lazım. Şimdi ben ona bir isim vereceğim. Main ball dedim. Kendim bir isim verdim. Eşittir diyorum. Blender Game Engine Logic nokta get current scene. Bu sahneyi elde etmek için yazdığımız, her zaman yazdığımız bir standart komut. Bunu yazdıktan sonra nokta diyorum. Objects diyorum. Yani bu sahnedeki objelerden nokta diyorum tekrar. Get diyorum. Bu almak için objeyi yazdığımız. Son yapacağım işte bu objenin ismini yazmak. Dikkat ederseniz sağ tarafta 3D view penceresinde bu küre objesi seçilirken sol alt köşede ismi main alt çizgi ball. Bunu burada da yazarsam script dosyasının içerisinden bu objeye erişmiş oldum şimdi bir obje olarak. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra ikinci yapacağımız iş bu main ball objesine bir force kuvvet uygulamak. Onu uygulamak da sadece tek bir satırlık bir komutla yapılabiliyor. Bunun için şöyle yapıyoruz. Main ball diyoruz. Main alt çizgi ball nokta apply force diyoruz. Bir kuvvet uygulayacağız. Force diyoruz. Parantez içerisinde yazdığımız şey önce bir vektör. Daha sonra da uyguladığımız kuvvet lokal eksen sisteminde mi, global eksen sisteminde mi onu söylemek. Bir vektör yazacağım. Vektörü şöyle yazıyoruz. Köşeli parantez içerisinde 3 tane sayı. Y ekseni üzerinde olması için bir vektör yazacağım için 0 virgül mesela 50 şiddetinde bir kuvvet y yönünde. X'i yazdım, Y'yi yazdım, Z 0 olsun. Ve false dersem bu da global eksen sisteminde olduğunu gösteriyor. İşte sadece bu kadarlık bir tanımlamayla P tuşuna basıp çalışmayı gördük. Çok düşük bir kuvvet. Şöyle biraz uzaktan bakalım. Ben Blender Game Engine'i P tuşuna basar basmaz kuvvet bir kere uygulanıyor. Şu anda henüz mouse'un sol tuşuna basmadım. Şimdi peş peşe basmaya başlayacağım. Ben bastıkça o kuvveti uyguluyor. Çünkü biz burada bir script dosyası yazdık. Herhangi bir fonksiyon yazmadık içerisine. Ve kamerayı seçiyorum şimdi. Dikkat ederseniz sol alt köşede bir always, bir de mouse için iki tane sensör var. Ve sağ tarafta da Python dosyamız çalıştırılıyor. Eğer ben yukarıdaki apply force komutunu bir fonksiyon içerisine alırsam, şimdi onu yapayım. Bunu bir fonksiyon içine almak için şöyle yapıyoruz. Sadece apply force kısmını def diyorum. Main diyorum. Parantez içerisinde controller olarak aşağıda Python kontrolörü var. Onu bu şekilde doğrudan bir obje olarak alabiliyoruz. Yani main fonksiyonu yazdığımız zaman parantez içerisinde parametre olarak bir isim verirsek, bu ismi kendim verdim ben kont olarak, onu script dosyasının içerisinde doğrudan kullanabileceğiz. Daha önce kontrolörü şöyle elde ediyorduk. Onu bir hatırlatmak için söyleyeyim. Çünkü bunu ilk defa yapıyorum. Daha önce şöyle yapıyorduk. Controller diyorduk. Blender Game Engine logic nokta get current controller diyorduk. Tam olarak yazayım. Daha önce böyle elde ediyorduk. Bu satırı yazmadan doğrudan elde etmek için bu fonksiyonu çağıran
controller'ı bu şekilde doğrudan elde edebiliyoruz. Yani fonksiyonun isminin yanındaki parantezin içerisine kendi verdiğimiz bir ismi kullanarak controller'ı direkt elde edebiliyoruz. Bu ayrıntıyı da verdikten sonra bu şekilde yaptım. Yani apply force komutu bir fonksiyonun içerisinde uygulanacak. Şimdi aşağıda da bu Python kontrolörünün seçenek olarak script değil de modülü seçer ve yanındaki boş kutunun içerisine dosyamızın adı kontrol.py idi. Sadece dosyanın ismini yazıyoruz kontrol diye. Kontrol nokta. Yanına da fonksiyonun ismini yazıyoruz. Bu şekilde. Şöyle yakından bakarsak. Modül dedik. Ve kontrol nokta main dedik. Şimdi bu şekilde yaptığım zaman o biraz önce P'ye bastığım zaman sadece bir defa bir kendisi bir kuvvet uyguluyordu. Bu sefer öyle olmayacak. P'ye bastığım zaman hiçbir hareket olmayacak. Ancak mouse'un sol butonuna basarsam bir hareket göreceğiz. Yalnız bunun için önce şu always'i de artık kaldırıyorum. Sadece mouse'un sol butonu için Python dosyasının main fonksiyonu çalışacak. P'ye bastım, hiçbir hareket yok. Sol butona bastım ve ben bastıkça bu kuvvet uygulanıyor. Bu kuvveti biraz arttıralım. 250 yapalım. Tekrar çalıştırıyorum. Bastım, daha büyük bir kuvvet oldu. Şimdi bu plane objesini biraz daha büyütüyorum. Plane objesini sağ tarafta modifiers kısmından solidify modifier'ı uygulayarak 3 boyutlu hale getirdim bu şekilde. Ve apply dedim. Ayrıca bunun kenarlarını yukarı doğru çıkarmak için edit moda geçtim. Ctrl R dedim. Kenarlardan veya bu şekilde yapmayayım. Bütün vertexler seçiliyken W tuşuna bastım. Subdivide dedim. Bunu şöyle 10 defa veya 15 defa bölmeleme yaparak çoğalttım. Sonra yüzey select moduna geçtim aşağıdan. Ve kenardaki yüzeylerini seçiyorum şimdi. Ki yükselteceğim. Yani bir engel oluşturacak toplara. Bu kenarları seçtim. Yalnız alttaki yüzeyler de seçildi. Onları iptal etmek için bu şekilde Z'ye basıp wireframe modunda border seçeneğiyle şu alttaki yüzeyleri hariç bırakıyorum. Şu şekilde border dedim. Şunları kaldırıyorum. Biraz uzun yoldan oldu ama neyse. Border dedim. Ve şunları da kaldırdım. Şimdi sadece pardon. Şöyle biraz daha yukarıdan. Evet. Şimdi sadece üst yüzeydeki kenardaki yüzeyler seçili. Ben bunu extrude ile yukarı doğru kaldırırsam şu şekilde bir engel oluşturmuş oldum. Bunu başka yoldan da yapabilirsiniz. Bu şekilde tekrar çalıştırırsam ve mouse'un sol butonuna basarsam gördüğümüz gibi şu anda basit bir şekilde çalışıyor. Tabii biz bunu geliştireceğiz şimdi daha. Öncelikle bu ikinci ve üçüncü topları da isimleri bunların sağ tarafta bakarsak ortadaki topun ismi ball first. Onun yanındaki son topun da ismi ball second. Bu iki topu da obje olarak script dosyasının içerisinde elde edelim. Çünkü onunla ilgili işlemler yapacağız. Şu üst kısımda main ball elde edilmişti. Şimdi ball first diyeceğiz. Ve diğer satırları yazacağım. Fakat uzun sürmemesi için şu üsttekini kopyaladım. Aşağıya yapıştırdım. Bir kere daha yapıştırdım. Ve ikinci satırı düzeltiyorum şimdi. Ball first diyeceğim. Alt çizgi. First. Satırın diğer kısımları aynı biliyorsunuz. Sadece son kısımdaki tek tırnak parantezin içerisindeki ifadeyi değiştiriyoruz. First. Öteki de yine aynı şekilde ball second diyeceğiz. Ball second dedik. Onun da yine son kısımdaki
parantez içindeki kısmı değiştiriyorum sadece. Böylelikle diğer topları da obje olarak script dosyasının içerisinde elde ettik. Bunu yaptıktan sonra bunlara buradan, yani script dosyasının içerisinden renk verebiliyoruz. Şu şekilde. Önce ilk topa bir renk verelim. Ball first nokta color diyoruz. Çok basit. Eşittir dedikten sonra aynı vektör yazar gibi köşeli parantezi açtıktan sonra red, green ve blue ve transparent sayılarını verip kapatıyoruz. Aynı şeyi diğer renk, diğer top için de yapacağız. Onu da hemen kopyalayıp da yapıştırdım ve ball second diyeceğim ona da. Ball second dedim. Onun da mavi olması için red, green, üçüncü sayı blue. Bu şekilde. Eğer bu şekilde çalıştırırsam şuraya tıklayıp burada herhangi bir değişiklik görmedik. Acaba çalıştırdıktan sonra tabii biliyorsunuz bu script dosyasının çalışması için kamerayı tıkladım tekrar. Çünkü script dosyasını kameraya bağlamıştım. Ancak script dosyası mouse'un sol butonuna basıldığı zaman çalışıyordu. Onun için ben Blender Game Engine'i ilk çalıştırdığımda renkler hemen oluşmadı. Ancak mouse'un sol butonuna bastığım zaman renkler geliyor. Bunu şu şekilde halledebiliriz. Şu ortadaki top seçilirken onun materyali vardı zaten. O materyalin rengini sadece mavi olması için bu şekilde direkt buradan da ayarlayabiliriz. Ayrıca şu da sonda olacak. Diğer topta ters oldu. Çalıştırayım bakayım. Evet, bu yeşil olacaktı. Bunu yeşil yapıyorum. Ve ötekini de seçip materyalinden onu da mavi yapıyorum. Bu şekilde. Ve bu şekilde çalıştırdığımda doğrudan doğruya renkler hemen geliyor ve çalışıyor. Şimdi buradaki kuralımız şu olacak. Ana top, yani beyaz top, atış yaptığında ilk olarak yeşil top, hangisi ise yeşil topa çarpacak. Bu şekilde bir ayarlama yapacağız. Bunun için aşağıdaki Apply Force uygulanmadan önce rengi kontrol edeceğiz. Renk hangisi yeşil renkli ise top ona vuracak. Bunun manası olabilmesi için de diğer taraftaki iki rengin, yani iki topun renklerinin değiştirilebilmesi lazım. Renklerin değiştirilebilmesi için şöyle bir yöntem uygulayacağız. Yeşil top veya mavi topun üzerine gelip tıkladığımızda bu ikisinin renkleri yer değiştirecek. Bunu yapacağız. Bunu yapmak için yine bir if komut kullanmamız lazım. Yani bu toplardan birinin üzerine gelip de mouse'un sol butonuna bastığımız ifadeyi if komutlarıyla script dosyasının içerisine yazmamız lazım. Bunun için bir sensör daha lazım bize. Yine kamerayı tıkladım. Biraz önce sadece mouse'un sol butonu için bir sensör koymuştuk. Şimdi bize bir tane de mouse over, yani mouse bir objenin üzerine geldiğinde tetikleme yapan bir sensörümüz var. Yine mouse dedim. Burada left button olarak geldi default. Ben onu şu en yukarıdaki mouse over any, yani herhangi bir şeyin üzerinde geldiği zaman tetikleme yapan bir sensör ekledim buraya. Bunun ismini de mouse alt çizgi over diye değiştiriyorum. Ve onu da Python dosyasına bağlıyorum. Bu sensörü Python dosyasının içerisinde kullanabilmem için yapmam gereken şey main fonksiyonun içerisinde şurada ilk hemen main fonksiyonun ilk satırında bu iki sensörü şu şekilde elde edebiliyoruz. Önce daha önce nasıl elde ediyorduk onu yazacağım. Bugün daha değişik bir yöntem göstereceğim. Daha kısa bir yol. Mesela mouse left diye bir isim verdim. Bunu şöyle yapıyorduk daha önce. Controller'ı main fonksiyonunun içinde elde etmiştik şurada. Doğrudan doğruya. Cont diyoruz. Nokta sensors diyorduk. Sensors. Ve parantez içerisinde de
çift tırnak içinde. Mesela bu aşağıdaki ilk sıradaki sensörün ismi mouse alt çizgi left. Bu ismi buraya yazıyorduk. Mouse nokta left diye. Mouse alt çizgi left diye. Ve aynı şeyi diğer sensörler için alt satırlarda tekrar tekrar yapıyorduk. Bugün daha basit bir yol göstereceğim. Önce isimleri veriyoruz. Mesela mouse left dedim. Bu ilk sıradaki sensörün ismi bu olsun. Yani script dosyasının içerisinde bu isimle kullanalım. Diğeri de mouse alt çizgi over olsun. Bu isimleri biz veriyoruz. Tek yapacağımız iş eşittir diyoruz. Ve controller nokta sensors diyoruz. Yani bu bir dizi döndürüyor geriye. Yani cont nokta sensors ifadesi. Ne kadar sensör varsa onların hepsini sırayla eşitliğin sol tarafına aktarıyor. Eşitliğin sol tarafında da bu Python'un bir özelliği. İki tane sensör döneceğine göre iki tane de isim verirsek bunlar otomatik olarak birbirlerine eşleniyorlar, eşleşiyorlar. Bu da daha kolay bir yazım ve okurken de kodu okurken daha sonra da daha kolay bir anlaşılma sağlıyor. Evet, bundan sonra herhalde hep böyle yaparız. Şimdi sensörleri elde ettiğimize göre bu force kuvvetini uygulamak için mouse left sensörünün tetiklenmiş olması lazım. Onu yazacağız. Şuraya if diyoruz. Mouse left nokta pozitif komut bu şekilde. Eğer mouse'un sol butonuna basıldıysa alt satırda apply force, tabii bir indent içeri giriyoruz yazarken şöyle. If'in tam altından bir tab içeri giriyoruz bu şekilde. Eğer mouse'un sol butonuna basıldıysa bu force kuvveti uygulanacak. Burada yapacağımız iş force kuvvetini uygulamadan önce eğer ana topun üzerindeyken mouse'un sol butonuna bastıysak kuvvet uygulanacak. Fakat diğer toplardan birinin üzerindeysek sadece bir renk değiştirme işlemi yapılacak. Onun için mouse'un sol butonuna basıldığı durumu ifade eden bu satırın altına mouse'un sol butonuna basıldığı zaman hangi objenin üzerinde olduğumuzu elde etmemizi sağlayan bir ifade yazıyorum. Hit obje. Yani mouse'un sağ tarafta gösteriyorum. Tam tıkladığımızda, mesela şu beyaz topun üzerindeyken tıkladığımda hangi objenin üzerinde olduğumuzu şu satırla yazıyoruz. Hit obje diye bir isim verdim ben. Mouse over diyoruz. Mouse over sensörü yukarıda elde etmiştik. Şurada. Mouse over sensörü nokta hit obje diyoruz. Komutumuz bu şekilde. Şimdi artık hangi objenin üzerine tıkladığımızı elde ettik bu satırı yazmakla. Ve burada artık bir if komutu yazabiliyoruz. Eğer üzerinde bulunduğumuz obje, yani tıkladığımız zaman üzerinde bulunduğumuz obje main ball ise şu şekilde kuvvet uygulansın. Alt satırdaki kuvvet uygulansın. Değilse elif diyoruz. Python'da else if ifadesi bu şekilde. Elif dedim. Parantez açmadan önce, üst üste iki noktayı koymadan önce tekrar hit obje için bir kontrol yazacağım. Hit obje eşittir. Ball first, yani diğer top olabilir. Ball first. Veya or diyoruz. Bu arada aşağıdan renk olayını açıyorum. Satır olayını açıyorum. Or diyoruz. Hit obje tekrar bir ifade yazıyorum. Hit obje eşittir ball second. Yani mouse'un sol butonuna tıkladığımızda üzerinde bulunduğumuz obje diğer toplardan birisi ise manasına geliyor burası. O zaman ne yapacağız? İşte buraya da onu yazacağım şimdi. Renkleri değiştirmek için şöyle bir yöntem var. Ball first nokta color nokta x virgül diyoruz. Python'da
Değerleri switch yani değiştirmek için bir yöntem uygulayacağım şimdi. Biraz uzun olacak. Şurayı şimdilik açıyorum şöyle. Virgül, bol, ikinci yazacağım ifade. Evet, bol, second, ikinci topun renginin burada x dediğimiz red manasına geliyor. Red katsayısı eşittir. Şimdi bir de bu ifadeyi ters çeviriyoruz. Yani bu sefer de bol alt çizgi önce second nokta color nokta x biraz daha uzatayım. Şu şekilde. X virgül bu sefer de tersine ilk topun ismini yazacağız. First nokta color nokta x. Buradaki olay çok basit. Anlaşılması için bir, geçici bir satır yazacağım. X ve y değerlerini birbiriyle değiştirmek istiyoruz. Mesela x'in değeri 3, y'nin değeri 5. Python'da şöyle yapıyoruz. X virgül y diyoruz. Eşittir. Y virgül x dediğimizde x'in değeri 3'ken 5 oluyor. Y'nin değeri de 5'ken 3 oluyor. Yani değiştirme şekli için teknik bu. Yukarıda bunun ben geniş yazılmış halini göstermiştim. Burada renkler değişti. Ve bu tabi olayı Y ve Z için de yapıyoruz. Yani green ve blue renkleri için de yapıyoruz. Onu da sadece kopyaladım. Şunları Y ve Z yapacağım. Bu Y olacak. Bu da Z olacak. Aynı şekilde bu Y olacak. Ve bu Z olacak. Ve son olarak şuradaki de Y ve Z olacak. Şöyle kısaca bir kontrol ediyorum. Main fonksiyonun içerisinde sensörleri elde ettik. Sol butona basıldıysa hit obje yani hangi objenin üzerinde olduğumuzu elde ettik. Üzerinde olduğumuz obje ana topsa kuvvet uyguladık. Yok diğer iki toptan birisi ise çünkü başka objeler de var biliyorsunuz. Onlara tıkladığımız zaman bir şey olmaması lazım. Diğer iki toptan birisi ise de renklerini değiştiren bir fonksiyon yazdık. Eğer bir hatam yoksa çalıştırdığım zaman ve bu top diğer iki toptan birisinin üzerine gelip tıkladığımda renklerin değiştiğini görmemiz lazım. Çalıştırdım, tıkladım. Renkler değişti fakat her ikisi de siyah oldu. Onun sebebine bakayım şimdi ben. Şöyle açtım. Biraz önce şuradaki x'leri unutmuşum. Şuradaki Y olacaktı. Şu da Z olacaktı. Onu unuttuğum için renkler tam çalışmadı. Şimdi yeniden deniyorum. P'ye bastım. Evet, şu anda renk olayı tamam. Yani hangi topun üzerine tıklarsam tıklayayım. Bu iki topun renkleri sadece renkleri yer değiştiriyor. Bu bize atış yaparken beyaz topun hangi topa çarpması gerektiğini belirten bir bilgi olacak. Yani şöyle bir ifade yazacağız birazdan. Apply Force komutunu uygulamadan önce hangi top yeşilse ona doğru git ifadesini yazacağız. Şimdi onu yazalım. Şöyle açtım. Bunun için Apply Force kısmına biraz önce şurada doğrudan yazmıştık bu satırı. Hiçbir ayrıntıya gitmeden burayı biraz geliştireceğiz şimdi. Bunu yapmak için önce şu satırın altına indim. Buraya yazacağım iş şu. Yine bir if ifadesi yazıyorum. Eğer diyorum ball first yani ilk rengin ilk topun rengi eşittir vektör diyorum. Çünkü bir renk vektörü yazacağım şimdi. Renk vektörü de şu şekilde. Red 0, green 1, blue 0 ve transparent 0. Bu şekilde. Yani ilk topun rengi yeşilse o zaman bize bir yönlendirme vektörü lazım. Yani beyaz toptan yeşil topa doğru bir vektör lazım ki kuvveti o vektörü kullanarak uygulayalım. Bunun için yine bir komut var Blender Game Engine'de. 3 tane değişken yazıyoruz. İlk değişken distance, ikinci değişken ve üçüncü değişken de birer vektör. Bu vektörlerin ilki
global, ikincisi de lokal yön vektörü. Eşittir. Komutumuz şu şekilde. Get, pardon, önce şeyi yazıyoruz. Main ball'un ismine, obje olarak. Main ball dedim. Nokta, get, vect, to dedim. Komutun ismi bu. Bu Blender Game Engine'de bir komut. Bir objeden bir objeye olan yön vektörünü elde etmemizi sağlayan hazır bir komut bu. Parantez içerisinde diğer objenin ismini, yani yön vektörünün son varacağı noktanın ismini yazıyor. Buraya da diğer topun ismini yazdım. Ball first dedim. Ve bu şekilde biz burada V1'i kullanacağız. V1 vektörünü. V1 vektörünü elde etmiş olduk. Aşağıda da artık yapacağım iş sadece şu if'ten sonra bir defa bir tab içeri girmemiz gerekiyor. Onu yazmayı unutmuşum. Main ball'a artık force uygularken biraz önce kendim bir vektör yazmıştım hatırlarsanız. 0, 250, 0 yani y yönünde, global y yönünde 250 şiddetinde kuvvet uygulayan bir vektörü kendim yazmıştım. Artık şimdi onu elde ettiğimiz, bir üst satırda elde ettiğimiz V1 vektörünü kullanarak yazabileceğim. Yalnız onu gene bir katsayıyla çarpayım ki çok yavaş bir vuruş olmasın. V1 dedim. Burada yazdığım V1 bir üst satırda şu ortadaki V1 değeri. Yani main ball objesinden ball first objesine olan yön vektörünün global eksen sistemine göre olan karşılığı V1 bir üst satırda elde etmiştik. Onu yazdım. Burada bir de eğer şurada hit obje main ball dedikten sonra eğer ball first'ün rengi yeşilse demiştik. Değilse o zaman şöyle yapıyoruz. Başka seçenek kalmadığı için geriye şurada else diyoruz. Ve yine yukarıdaki vektör ifadesini bir daha kullanacağız. Onun için onu kopyalıyorum yukarıdan. Home. Ctrl V dedim. Burada sadece şu parantez içerisinde ball second diyeceğim. Burayı bir daha açıklayacağım şimdi. Şu şuradaki if else döngüsünde yaptığım şey şu. Eğer ilk topun rengi yeşilse vektörü hesap ederken ana toptan ilk topa doğru olan yön vektörünü hesap et. Değilse else, yani ikinci top yeşilse o zaman da hesaplayacağımız vektör ana toptan ikinci topa doğru olan yön vektörü olsun. Böylelikle o if else'den sonra artık apply force'u da burada uygulamış olduk. Şu aradaki boş satırı siliyorum. Ve eğer bunu çalıştırırsam bir hatam da yok ise çalıştıracağım şimdi. P'ye bastım. Ve şu anda bir hatam var. Onu ben bir bulayım. Evet, bir iki hatam var. Onları söyleyeceğim şimdi. Birincisi, ilk olarak script dosyasının içerisinde vektör işlemleri yaptığınız zaman mesela renk olayı için bir vektör kullanmadım ama şurada şu get vector to var. Şurada bir vektör çarpma olayı var. Vektör olayları için muhakkak şu en yukarıya bakarsanız import bge'nin altında from matutils, yani matematik araçlarından import vektör şu satırı yazmamız gerekiyor. Yani vektörlerle çalışıyorsak vektör için gerekli olan library'yi dahil etmemiz gerekiyor. Onu orada dahil ettim. Diğer bir hatam şurada else'in sonunda üst üste iki nokta koymayı unutmuşum biraz önce. Ve üçüncü olarak da bir hatam daha vardı. Evet, şu biraz önce şu main apply force ana topa kuvvet uyguladığımız satır şöyleydi. Bu tabi if döngüsü bittikten sonra, yani şu seçersem şöyle. Buradaki if döngüsü bittikten sonra biliyorsunuz V1 vektörünü elde etmiş oluyoruz. Onun için artık main fonksiyonu, main ball topuna kuvvet uyguladığımız bu satır, bu if döngüsü bittikten sonra aynı sırada olması lazım. Yoksa şu şekilde yaparsam eğer ben bunu,
ana topa kuvvet uyguladığımız bu satır şu else ifadesinin bir devamı şeklinde olur. Halbuki bu if else döngüsü bitecek. Ondan sonra işlem bittiği için mainball'a kuvvet uygulanacak. Evet, bu 3 hatayı düzelttikten sonra tekrar şimdi çalıştırıyorum. B'ye bastım. Beyaz topun üzerine getiriyoruz mouse'u. Tıkladığımızda kuvveti uyguladı. Fakat 1000 çok geldi. Onu biraz azaltalım. 500 yapayım. Ve tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde bir sonuç elde ettik. Şimdi burada ben ne zaman beyaz topun üzerine gelir de mouse'un sol butonuna tıklarsam hep yeşil topun üzerine çarpıyor. Şöyle. Eğer ben topların renklerini değiştirirsem, önce bir atış yapayım. Şimdi mavi top bizden yana geldi. İlk atışı bu bize yakın olan topa doğru yapmak istiyorsak yapmamız gereken iş bu mavi topun üzerine gelip mouse'un sol butonuna tıkladığım zaman renkler yer değiştirdi. Demek ki bu sefer yapacağım atışta beyaz top bu topa doğru yönlenecek bu şekilde. Basit bir fonksiyon eklemiş olduk. Tabii ki bu çok daha fazla geliştirilebilir. Mesela bir ilave daha yapacağım şimdi ben buna. Güzel bir, o da bir başka konunun açıklaması olur. Şimdi atış yaptığınız zaman beyaz topa tıkladım. Tekrar atış yapmak için bu beyaz topun hareketinin durmasını beklememiz gerekebilir. Çünkü üzerine gelip tıklıyoruz bu şekilde. Gerçi ben onun ne zaman üzerine gelip tıklasam ama bakın şey zor oluyor yakalamak. Şöyle bir daha yapıyorum. Mouse'u üstüne getirip tıklamam lazım. Bu şekilde. Mesela hızlı hareket ederken üstüne getirmekte zorlanıyoruz. Bunun için şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Sadece bir örnek. Mouse'un sağ butonu şu an boşta. Mouse'un sağ butonuna bastığımızda bu beyaz topun hareketi anında dursun. Ki rahatla üzerine gelip tekrar tıklayabilirim. Bunu yapmak için önce aşağıdan bir sensör daha ilave edeceğiz. Yine bir mouse sensörü. Bu son sırada ismi mouse right olsun. Yani mouse'un sağ butonuna tıklandığı zaman tetikleme üreten bir sensör olsun. Bunda mouse event'i right buton yapmamız lazım. Onu değiştirdim ve kontrolüre yani Python kontrolüne bağlantıyı yaptım ki Python script'in içerisinde bunu kullanabilelim. Bunu da tab tuşuna basıyorum ki sadece işlem bir kere olsun. Yani mouse'un sağ butonuna bastığımız zaman elimizi basılı tutsak bile bu işlem bir kere gerçekleşmesi için tab tuşuna basıyorduk hatırlarsanız. Ve script dosyasında biraz düzenleme yapacağız. Birincisi şu sensörleri elde ettiğimiz kısımda sıraya mouse right girdiği için onu burada dahil ettim. Ve böylelikle mouse right isimli sensörü script dosyasının içerisinde kullanabileceğiz. Fazla bir ilave yapmayacağız. Sadece bu mouse'un sol butonuna basıldığı hizadan yani şuradaki if satırının hizasından şuradan bir if daha yazacağız. O da zaten şu şekilde aşağı inersek bir satır daha. Sadece bir tab içeriden. Eğer diyoruz mouse right nokta pozitifse yani mouse'un sağ butonuna basıldıysa yapılması gereken işlemde şimdi alt satırdan yazıyoruz. Yazacağımız iki satırlık bir şey. Main ball'a yani ana topa bir işlem uygulayacağız. Nokta dedim. Set linear velocity diyoruz. Linear velocity parantez içerisinde vektör yazacağız gene. Vektör parantez içerisinde 0, 0, 0 diyoruz. Yani lineer hızlanmasını 0'a indirmiş olacağız. Ve virgül false dersek de global eksen sisteminde olduğunu söylemiş oluyoruz. Eğer true deseydik lokal eksen sisteminde olacaktı. Bunun aynısından bir de angular yani açısal hız için yapacağız. Onu da alt satıra yazıyorum. Sadece şuradaki lineer yazısını
angular, açısal manasına gelen ifadeyi yazdım. Evet, şimdi bunu bir deneyeceğiz. Tekrar bu sefer artık şöyle çalıştırayım. P'ye bastım. Bakın, sabit ona basar basmaz daha iyi gözükmesi için basar basmaz top böyle hızını azaltıyor. Şu şekilde. Bakın durdurdum. Tekrar atış yaptım. Bu şekilde sabit ona basıyorum üzerindeyken. Velocity'leri sıfırlandığı için hareketi de bu şekilde durmuş oluyor. Dönmeye devam ediyor tabi. Şöyle. Şöyle biraz hızlandırayım. Bu arada dışarı çıkmasın. Bakın hemen durdu. Durduktan sonra da tekrar atış yapabiliyoruz. Bir eksiğim kaldı mı diye bakıyorum. Yok. Biraz önce söylüyordum yarım kalmıştı. Buna pek çok ilaveler yapılabilir. Mesela şu anda bu vuruş, çalıştırayım tekrar. Beyaz top, yeşil topun tam ortasından vuruş yaptığı için böyle açısal bir vuruş yapamıyoruz. Tekrar tıkladım. Biraz mesela topun sağından, solundan, altından vurmak istiyorsak bunun için de ilaveler yapılabilir. Ben çok basit bir ilave yapacağım şimdi. Burada Apply Force kısmında şu 500 çarpı V1'de V1'i biraz burada değiştirirsek mesela V1'den bir vektör çıkartacağım ben ki biraz daha tam ortadan değil daha kenardan vursun. Vektör diyoruz. Parantez içerisinde köşeli parantez. Çok küçük bir vektör çıkartıyorum. X, Y ve Z değerleri 0.1 olan bir çok küçük bir vektörü çıkartırsam tam merkezden şaşırtmış olacağız. Evet, şu ifadeyi yazdım. Biraz önce bu sadece V1'di. Ben ondan küçük bir vektör çıkartarak tam merkezden açısını değiştirmiş oldum. Bu basit bir şey. Deneme. Tekrar şu şekilde tam yukarıdan bakarken çalıştırıyorum. Bu sefer bakın demin hatırlarsanız beyaz top tam merkezinden vuruyordu. Fakat bu sefer biraz daha sol tarafından vurduğu için şu şekilde şöyle yapalım. Daha kenardan vurarak açısal bir yön verme şansımız doğmuş oldu. Evet, bu biraz daha ayrıntılı bir örnekti. Ama pek çok şeyin genel kullanım tekniklerini burada incelemiş olduk. Ben bu dosyayı blenderblade.com sitesindeki aynı tutorial video dosyasının yanına indirilmesi için koyacağım. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Bu dersimiz de burada bitti. Hepinize iyi günler.